İyi huylu prostat büyümesi belli yaş üstündeki erkeklerde önemli bir sağlık problemi gibi gözüküyor. Tabi burada şu anda hani konuşmak istediğimiz daha çok prostat büyümesinin cerrahi tedavisine yönelik neler var, gündemde yenilikler nelerdir, onun üzerine konuşmak istiyoruz. Bir kere öncelikle şunu herhalde açıklamak lazım. Hangi hastalara cerrahi tedavi uygundur? Herkese cerrahi tedavi yapmak gerekir mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? İyi huylu prostat büyümesinin cerrahisinde bir kere kesinlikle ameliyat edilmesi gereken bir grup var. Onları net olarak söylemek lazım baştan. Birincisi idrar yapamayan, tamamıyla tıkanan vakalar, hastalar. Bunlara bilindiği üzere zaten sonda acile gitmek zorunda kalınıyor ve sonda takılıyor. Bunlar tekrarlayan kanamaları, prostata bağlı tekrarlayan kanamaları olanlar, prostat büyümesine bağlı böbrek fonksiyonları bozulmaya başlayan ya da bozulan olgular, tekrarlayan üriner enfeksiyonları olan vakalar, giderek artan miktarda mesanede, biraz göreceli bir şeydir ama giderek artan miktarda artık idrar kalması, bunlar hani cerrahi kararı alınması gereken vakalardır. Bir şey söylemek lazım. Tabii aslında her iyi huylu prostat büyümesinin tedavi edilmesi gerekmiyor. Tek başına gramın hiçbir önemi yok. Zaten bir grubunu hiçbir şey yapmadan izleyebiliriz. Bir grubuna ilaçla tedavi edebiliriz. Bir de ilaç kullanılan ama artık ilaçların yeteri kadar etkili olmadığı, hayat kalitesinin iyileşmesi konusunda katkıları olmayan vakaları da bu cerrahi gruba sokabiliriz. Peki cerrahi tedavi derken neyi kastediyoruz? Hepimizin bildiği güncel bir takım gelişmeler var ya da yöntemler var. Bunların son durumları nelerdir? Açık yöntemler neler, kapalı yöntemler neler? O konuda bize bilgi verebilir misiniz? Yani cerrahi tedavi deyince temel olarak söylediğiniz gibi iki grup var. Açık yöntem, en eski yaklaşım, cerrahi yaklaşım. Bir de kapalı diye söylediğimiz ön idrar yolundan girerek temel olarak yolu açma diye tanımlayabileceğimiz yöntemler. Bu kapalı yöntemleri de bir en eskisi bunların içinde bildiğiniz gibi transüretral rezeksiyon, prostatın transüretral rezeksiyonu kısaca TUR olarak bilinir. Farklı enerji kaynaklarının kullanıldığı bir ikinci yöntem plazma kinetik prostat rezeksiyonu. Bir de yine herkesin bildiği lazer enerjisini kullanarak lazer ile yol açma. TUR'da ve plazma kinetikte doku çıkarılır. Yani prostatı keserek mesanenin içinde biriktirir. Sonra bunları yıkayarak dışarı alırsınız. Lazerde ise bir doku çıkmaz. Yine yol açılır ama buharlaşma yöntemiyle yol açılır. Tabii ilk iki yöntemde bir patoloji, elinizde kestiğiniz, oradan çıkardığınız dokuya ait bir patoloji raporu varken lazerde yoktur. Bu önemli bir fark. Kapalı yöntemleri de şöyle söylemek lazım. Herhalde herkes için uygun olan bir yöntem yoktur. Kişinin genel sağlığına, anestezi alıp almamasına, işte kanama ile ilgili bir takım ilaçlar kullanmasına bağlı olarak bu yöntemlerden biri seçilebilir. Ama hala en çok kullanılan yöntem TUR'dur. Peki şunu sormak istiyorum. Prostat ameliyatı, yani iyi huylu prostat büyümesine bağlı prostat ameliyatı olan hastalarda prostatın hepsi alınıyor mu? Nasıl bir yöntem uygulanıyor acaba? Ya prostatın hepsi alınmıyor. Bu güzel bir soru. Çünkü hastanın ameliyattan sonraki takipleri açısından önemli. Biz hastanın işeme ile ilgili sıkıntılarını ortadan kaldıracak şekilde bir yol açıyoruz. Dolayısıyla prostatın içini oyuyoruz demek yanlış olmaz. Geride her zaman prostat dokusu kalır. Her üç yöntemde de kalır. TUR'da da plazma kinetikte de lazerde de. Bu şu açıdan önemli. Hala o dokuda prostat kanseri gelişme riski vardır.
ve prostat kapalı yöntemle prostat ameliyatı olanların düzenli olarak prostat kanseri risklerini takip ettirmeleri gerekir. Peki bu kapalı yöntemlerin komplikasyonları ya da ameliyat sonrası istenmeyen etkileri nasıl? Hani niye açık yöntemlerden kapalı yöntemlere geçiş oldu? Bu konuda da bir bilgi rica edelim. Bir kere açık yöntemler ile bu kapalı yöntemler arasında temel farkın herhalde bir kesi olmadığıdır. Yani kişinin cildi, batın ön duvarındaki katlar, kaslar, mesanesi açılmaz, kesilmez. Bu çabuk iyileşme, normale, gündelik hayatta çabuk dönülmesi açısından önemlidir. Açık ameliyatlarda aşağı yukarı bir 5-7 günlük iyileşme, hastanede kalma süresinden bahsederken genellikle bu kapalı yöntemlerde bir ama genellikle 2 günden bahsedebiliriz. Bu önemli bir fark. Gayet konforludur kapalı yöntemlerin ameliyat sonrası dönemleri ve kateter kalma, yani sondanın kalma süresi de açık ameliyatlarda biraz daha uzun, kapalı ameliyatlarda ortalama 1-2 gün civarındadır. Temel olarak fark budur. Bu yöntemlerin ister açık ister kapalı olsun aslında bilinen birkaç tane önemli komplikasyonu var. Bir tanesi idrar kaçırma, diğeri cinsel fonksiyonların bozulması, bir üçüncüsü de meninin dışarı gelmemesi, dışarı çıkmaması, mesanenin içine doğru kaçmasıdır. Ama bu yöntemlerden ziyade bu yöntemleri uygulayan cerrahın becerisiyle alakalı bir durumdur. İyi uygulanan, deneyimli bir cerrahın yaptığı yöntemlerde bu tip komplikasyonların görülme oranı daha azdır. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz herhalde, iyi hasta seçimi ve iyi bir teknikle zaten komplikasyonlar az görülür, oldukça az görülür. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz, evet. Bir şeyden daha bahsetmek lazım. Bu yöntemler, kapalı yöntemler arasındaki farklardan biri de iki tane aslında farktan söz edilebilir. Bir tanesi kanama ile ilgili farklar, bir diğeri de bu yöntemlerde işlemi yapabilmek için mesanenin içine bir sıvı vermek zorundasınız. Bu kullanılan sıvıya ait bir takım komplikasyonlar vardır. Mesela turda bu kullanılan sıvıya ait komplikasyonlar görülürken işte plazma kinetikte serum, izotonik dediğimiz sıvının kullanılmasından dolayı komplikasyonlar daha azdır. Yine baktığımızda işte turda işlem sırasındaki kanama miktarı biraz daha fazla iken plazma kinetikte daha az kanama ile işlem gerçekleştirilir. Ama bunlar bence çok da önemli farklar değil. Tekrar tekrar altını çizmek lazım ki aslında bunlar birebir aynı adımları uygulayarak yapılan ameliyatlar, asıl olan cerrahın becerisi ve tekniğin uygulanmasıdır. Sonuçları etkileyen en önemli parametre budur.